Bir şey söyleyecek misiniz efendim? Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Zarrab'ın altınları, silahları ve euroları. Ezel Zarrab soytarısına darbe yapan büro amiriyim. Başkomiser Mehmet Akif Güler. Suçlama darbe. Mağduru da Reza Zarrab soytarısı. Amerikalı savcı Barara mahkemeye Zarrab'ı serbest bırakmayın, kaçabilir dedi. Kral tıklam. 17 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi Rıza Zarrab, 19 Mart'ta Miami'de tutuklandı. Zarrab'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırarak ABD Hazine Bakanlığı'nın fonksiyonlarını engelleme, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Anlaşması'nı ihlal etme, banka dolandırıcılığı yapmak ve para aklama iddiasıyla 75 yıla kadar hapsi istendi. İranlı iş adamının avukatları mahkemeye 50 milyon kefalet ücreti önerdi. Ancak savcı Barara, 29 sayfalık bir dilekçeyle o talebin reddini istedi. Ek olarak da 17 Aralık yolsuzluk iddianamesinin 55 sayfalık çevirisini dosyaya koydu. Biz bu devletin namusunu kurtardık. Hiçbir kefalet şartı Zarrab'ın mahkemeye döneceğini garanti edemez diyen savcı Barara, 17 Aralık iddianamesine referanslar veriyor. Savcı ve polislerin meslekten ihraç edilip tutuklandığını hatırlatan ve İranlı iş adamının rüşvetle serbest kaldığını öne süren ABD'li savcı, AK Partili 3 eski bakana da işaret ediyor. 17-25 Aralık soruşturması sürecinde Zarrab'ın montaj olduğu iddia edilen Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan gibi isimlerle yaptığı telefon konuşmaları da yer aldı. Zarrab'ın bakanlara 10 milyonlarca dolar rüşvet verdiği belirtildi. Rüşvet çarkına atıf yapan ABD'li savcı, Muammer Güler'e ait olduğu belirtilen önüne yatarım Reza telefon görüşmesi de dosyaya kondu. Zarrab'ın Togemdere yaptığı bağışlara ilişkin belge ve fotoğraflar da kefalete itiraz dilekçesine girdi. Şeyler kim numaralı diyoruz, verip mi numaralı? Türkiye 17 Aralık'ı ayakkabı kutuları, çelik kasalar ve para sayma makinesi görüntüleriyle öğrenmişti. Bu fotoğraflarsa ilk kez Amerika'daki Zarrab dosyasına girdi. Rıza Zarrab'ın özel uçakta çektirdiği selfiler, külçe altınlar ve 500 avroluk banknot tomarlarının fotoğrafları var. İranlı iş adamının altın ve parlak taşlarla kaplı tabancası, silah koleksiyonu ve denizaltısının fotoğrafları da deliller arasında sayılıyor. Rıza Zarrab'ın önünü yapmayacağız. Bunu herkes bilsin. Kim herkes elinden geleni ardına koymasın. Hakim Robert Berman, 2 Haziran'daki duruşmada Zarrab'ın kefaletle serbest kalıp kalmayacağına karar verecek.